Sadece 16 yıllık AKP iktidarında 32 milyon dönüm tarım alanı üretimden çıktı. 32 milyon dönüm. Kaldı ki bu daha fazla. TÜİK'in rakamlarını gerçek varsayıyoruz. Çok daha fazla. Biz bunu 40 milyon dekar olarak çok rahat görüyoruz. Mesela bir örnek vermek isterim, iyi anlaşılsın diye. 2002'den bugüne kadar mera alanları 146 milyon dönüm. Ne bir gram azalmış, ne bir gram artmış. Ne bir metrekare azalmış, ne bir metrekare artmış. Ama biz biliyoruz ki ne yazık ki mera alanları 100 milyon dönüme düştü ve bakımsız, ıslah yapılmıyor. Tamamen çaresizlik içerisinde. Dolayısıyla 40 milyon dönüm arazimiz var ama bunu işlemek gibi bir durumu yok. Sadece iki örnek vermek istiyorum. Şanlıurfa'dan bir üreticimiz, 600 dönüm yöreken bir üreticimiz dedi ki ben artık tarımdan çıkıyorum. Bugün de 1000 dönüm arazisi olan Polatlı'da bir vatandaş, çiftçi, ben artık üretimi bıraktım, pasaportumu aldım, şu anda iş başvurusu için yurt dışına müracaat ettim, kabul edildi, yılbaşında yurt dışına çıkıyorum dedi. Geldiğimiz korkunç, nokta bu. Korkunç. Bu sarmaldan, şunu da bilin, bir tohum hikayesi var bu siyasal iktidarın. Evet. Diyor ki biz geldiğimizde 130 bin ton tohum üretiliyordu bu topraklarda. Şimdi 1 milyon 50 bin ton tohum üretiliyor. Bunu bir başarı öyküsü olarak söylüyorlar. Biz soruyu şuradan soruyoruz. Siz iktidara geldiğinizde 68 milyon insanımız vardı. 130 bin ton tohumla bu ülke insanının gıdasının, tarla tarımının veya ürününün yetişme olanağı var mı? Yok. Peki aç mıydı bu toplum? Değildi. Neydi sorun? Ya da neydi bu insanları kurtaran? İnsanlar kendi tarlalarında ektikleri yerel tohumları, onlardan aldıkları tohumları tekrar ekiyorlardı. Tohuma para vermeden, kayıt altına girmeden oradan üretimlerini üretiyorlardı ve karınlarını doyuruyorlardı. Peki.